Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim zeytinyağlı enginar. Ocağın altını yakıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağında öncelikle soğanları iyice kavuracağım. Daha sonrasında zeytinyağı ekleyeceğim. İlk önce zeytinyağı eklerseniz bu sefer zeytinyağınız yanacaktır soğan kavrulana kadar. Bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. 2 diş de sarımsağı küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unla birlikte hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ununu daha böyle enginarların beyaz kalmasını sağlıyor. Az da olsa ilave etmenizi tavsiye ederim. Çeyrek çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağını da artık ilave ediyorum. Toplamda yarım çay bardağı yağ ilave etmiş oldum. Yarısı zeytinyağı, yarısı ayçiçek yağı. Yarım bardağı da bir çay bardağı su ilave ediyorum. Ben hazır böyle garnitür kullanacağım. Arzu ederseniz kendiniz evde de hazırlayabilirsiniz. Yarım kilo garnitür ilave ediyorum. Bir çay bardağı daha su ilave ediyorum. Bir çay bardağı su daha ilave edersem yeterli. Ben burada enginarları böyle hazır aldım. Yani temizlenmiş bir şekilde. Limonlu su da bekletiyorum. Limonlu suyu hemen hemen bir tane limonu sıktım. Birkaç saattir bekliyordu hiç yıkamadan. İçerisine oturtturacağım. Tuzunu ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Enginarları ara ara kontrol ederek ortalama 20-25 dakika pişireceğim. Kaynayana kadar altını orta ateşe getiriyorum. Kaynadıktan sonra kısağı alacağım. 25 dakika boyunca pişireceğim. 25 dakikanın sonunda bakacağım. Enginarları çatalla kontrol edeceğim. Piştiyse alacağım. 25 dakikadır pişiyordu. Artık altını kapatıyorum. Gayet güzel pişmiş. Eğer çatal batıyorsa tamamdır. Bir 15-20 dakika boyunca dinlendireceğim. Servis tabağını alayım. Böyle çok çok aşırı derecede pişirip enginarlarınızı da dağıtmayın. Gayet iyi. Üzerine birazcık dereotu atıyorum. Gayet güzel de pişmiş. Hatta şöyle ortadan böleyim. Kafanıza bir şey takılmasın. Sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesini göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.